Merhaba Business Channel izleyicileri. Bu hafta yine yazar çizer programından herkese merhaba. Ben Fatih Candan. Bu hafta konuğum, yani internette, sosyal medyada denk gelmemiş kimse yoktur. Çok değerli, çok siması tanıdık gelen bir konuğumuz. Sevgili Bülent Yaprakoğlu bizlerle. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Şimdi muhakkak sizi internette herkes görmüştür, tanımıştır. Tanımayan da çok var. Tanımayan da vardır muhakkak. Tabii. Kendinizi bir tanıtır mısınız? Bülent Yaprakoğlu kimdir? Şimdi ben bu işi nasıl başladığımı gideyim. Yani eski, bizim eskimiz biraz karışık İslam'a göre. Onun için eskiyi karıştırmaya gerek yok. Ne anlatmak istiyorsanız, yani evet. Nasıl kendinizi tanımlıyorsanız öyle olabilir. Şimdi Asen TV'den önce Ehl-i Sünnet TV vardı biliyorsun. Evet. Biz ilk bu işe, bir arkadaşım fotoğraf çekiyordu. O fotoğraf sesini biliyorsun. Ona hastalık klik tutuldu. Gidip bir fotoğraf makinesi aldım. Başladım bu işe. Ondan sonra Cübbeli Hoca'yı çekmeye başladım. Sonra Kadir Mısıroğlu var, onu çekmeye başladım. İlk Cübbeli Hoca'nın fotoğraflarını çekerek mi başladınız? Bir de Kadir Mısıroğlu'nun. Ondan sonra hastalık, bir de video başladı hastalığı. Bir arkadaşım vardı, çok güzel Kur'an okuyor. Onu çekmeye başladım. Çekince de bu sefer mikrofon falan ihtiyaç oldu. Gideyim alayım, işte her seferinde bir ihtiyaç oluyor. Onları alıyorsun. En son mikrofonu alınca bir arkadaşın eline mikrofonu verdim. Konuş dedim, öyle başladı. Sonra bir arkadaşla tanıştık. Onunla yürüdük. Tabii biliyorsunuz, size karşıt görüş olanlar size eğer haber yaparsa bir anda gündeme oturursunuz. Evet. Öyle de oldu. O zaman siz çok şey miydiniz yani? Sivriliyor muydunuz karşı tarafa için? Şimdi yani sivriliyoruz derken bizim çizgimiz var. Onlara göre sivri. Evet. Bize gerici yobaz diyorlar. Biz daha hiç taktığımız yok onları. Biz sokaklara çıkıp konuşuyorduk ama patlamamız, başlamamız da an meselesi yani. Bu gerici yobaz meselesini bir açabilir miyiz? Kılık kıyafetimizden... Kılık kıyafetimizden dolayı. Eğer gericilik cehennemden geri kalmaksa biz gericiliği kabul ediyoruz yani. Böyle de polemik cevap veriyorum. Evet. Sonra başladık röportaj yapma. Bayağı da tuttu. Şimdi biz herkese mikrofon uzatıyoruz. Evet. Yani sağcısına, solcusuna. İşte bazıları diyor ki, işte sen rezil oldun. Ya ben röportaj yapıyorum. Eskiden röportaj yapıyordum bakın. Evet. Röportaj, sorarsın adama, cevap verir. Ondan sonra sen susarsın. Ama bu sefer bize karşıt görüş olan basın başlıklarında şunlar, işte rezil oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Biz hemen çizgiyi değiştirdik. Cevap vermeye başladık. Yani karşılıklı röportaj yaptığınız kişiyle evet. Karşılıklı diyorlar. Münazaraya girdik. Niye girdik? Buna fırsat verirsek biz bunun altında kalmış gibi olacak. Evet, bu sefer de rezil olduk manası çıkıyor. Herkes de işte atıyor, işte şöyle rezil oldu, böyle rezil oldu. Böyle başladık. Peki bu hemen mi bir anda karşı taraf dediğiniz basının gözüne girdiniz yoksa Bir anda. Bir anda nasıl oldu mesela? Golde, hangi videodan sonra oldu? Nişantaşı'na gittik. Pardon, özür dilerim. Bu seçimler oldu. Yerel seçimler. Yerel seçimlerde bir hocayı konuşturduk. Mesela o patladı video. Anında hatta AK Parti İstanbul bölge sorumlusu evet. Açıklama yapmış. O videodan %3 kazandık diye. O videodan bak evet. Düşünün. Bir tane videodan %3 kazandırdım diye. Ondan sonra Nişantaşı'na gittik. Nişantaşı'nda tepki aldınız. Sonra. Tepki aldık. Hatta o video için dedik ki işte biz burada yanlış yaptık. Çünkü ilk işi bilmiyorduk ama bizim yükselmemize sebep oldu. Sonra bize karşıt görüşlüler gelip sataştılar. Valdeva'da aynısı oldu. Dövmek istediler. Evet. Hep bu burada biz ön plana çıktık. Yani aslında size zararlı olan şey. Evet, tepki oldukça biz yükseldik. Bu işten yani ben o zaman ticaret yapıyordum. Para kazanmak amacıyla da girmedik. Ondan sonra şartlar bizi zorlayınca şimdi bir baktık bu işin içindeyiz. İyi para kazanıyor musun şu an o zaman? Yok, para çok fazla yüksek bir miktarda kazanmıyor. Yani zaten bu iş para için de yapılmaz. Her gün tehdit alıyorsun baba. Zordur. Yani sen şimdi her gün ölüp tehdit alıyorsun. Her gün bir yerde bir nane oluyor. Nane derken adam saldırıyor, laf atıyor.
Daha cumartesi günü Fatih'te adamlar bana hakaret ettiler. Hatta gelin inin dedim arabadan. Kaçtılar gittiler yani röportaj esnasında. Kalabalıklardı. Felaket bir taciz ettiler. YouTube'da vardır videolarım abi. Şimdi o sırada kamera öbür tarafa dönüktü. Röportaj yapıyorduk. Yani bizim röportaj yaptığımız esnada nasıl bakıyorum sana? Oraya bakmak zorundayım. Ancak yani çok acayip bir şey olursa oraya döndürürüz kamerayı ama hiç döndürme gereği duymadık. O bağırıştılar. Zaten toz oldular gittiler. Yani her gün yaşadığım bir şey için kimse canını tehlikeye atmaz. Peki bu ilk zamanlarda evet belli bir tepki vardı. Ama daha sonraları artık insanların gözüne aşina olmadınız mı? Artık eski tepkiyi almıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle bize bir arkadaş demişti ki bu tepkiler gelecek sevgiye dönüşecek. Biz inanmamıştık. Öyle de oldu. Evet. Ama bu sefer karşımızda bir terör örgütü var. İşte terör örgütünden tepki alıyoruz. Onların yolu dönmesi biraz zor. Ama böyle adamların gönlünü kazandık misal. Yani herkesime hitap etmeye başladınız artık. Evet. Ama işte bizim düşmanlarımız hep terör örgütleri. Yani FETÖ'sünü mü sayalım, PKK'sını mı, YHKPÇ'sini mi, evet. YPG'sini mi? Bir sürü var. Bu o zaman ilk başta bir dini çizgide yayın yapmaya başlamıştınız. Evet. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca'yı videolarını, fotoğraflarını çektiğiniz sonra Kur'an okuyan gençleri çektiniz. Ama o zaman bu işe başlamadık. O fotoğraf çekmemiz sadece hobiydi. Hobi. Zaten bu işe başlamak da hobiydi. Ehli Sünnet TV ama şey... Yine hobiydi. Orada bile para kazanamadık yani. Evet. Biz öyle bir şeyle girmedik zaten. Para kazanmak için de girmedik. Hep hobiydi. Ehli Sünnet'e kadar hobiydi. Ondan sonra... Ama sonra o dini içerikliydi çoğu olarak. Şimdi Ahsen TV... Kurduk siyasi, siyasi girelim. Hem gülme olsun. Millet gülmek de istiyor. İşte bazen makaralar yapıyoruz. Girilmeyecek mahallelere giriyoruz. Nasıl giriyorsun diyorlar. Korkmuyor musun? Aslında oralarda bir şey yok. Yani öyle işte insanların kötü yer gördüğü yerlerde bir şey olmaz sana. Hainlerin arasında bir şey olur. Yani iyi bildiğin insanların arasında. Ya hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Silahlar patlasa da sana dönmez o silahlar yani. İnşallah diyelim. Biraz tehlikeli bir meslek yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama. İşte Ehl-i Sünnet'i de kapatmak zorunda kaldık. Dini içerikli olduğu için. Bu size abone takipçi sayısı kaybettirdi mi isim değişikliği yapmanız? Yok. Aksine daha çok oldu. Daha çok oldu. Evet. Zaten ya, simanız belli. Evet. Yani... İsim değişse de simadan tanıyorlar. Hatta arkadaşlar dedi tutmaz dedi. Ben dedim tutar çünkü yaptığın iş çok ilginç. Kimsenin yaptığı bir iş değil. Evet. Cesaret isteyen bir iş. Dedim demin de dedim ya para için yapılmaz bu iş. Yani çünkü insanın canı tatlıdır. Ölüm geldiği zaman herkes geri vites atar. Hatta bir gün silahlar ateş ediliyor. Ben eğildim. Bana diyorlar ki işte Polat Alemdar gibi adamsın, herkese artistlik yapıyorsun, niye eğiliyorsun veyahut da niye kaçıyorsun silahtan diyor. Ben de buyur sen yap kardeşim dedim yani. Yani o atmosferde, o ortamda... Ya baba silahtan kaçmayan bir adam var mı? Gerçi bir dua var, şey... o duayı okuyorum ben devamlı, onun için korkmuyorum. Evet, Cübbeli Ahmet hocamızın söylediği bir dua mıdır? Peygamberimizden işittim ben, sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i Şerif'te geçiyor. Peygamberimize işittim derken sahabeye söylüyor. Evet. Ben öyle inandım yani. Sanki peygamberden duymuş gibi. Hadis-i Şerif'te olan bir dua. O dua. O duayı okuyorum. Mermiye kafa atıyorum. Güzel. Şimdi bir de sosyal medya çoğaldıkça yeni terimler dilimize başlıyor. Mesela troll. Trollemek. Nedir? Siz yaptığınız... Dalga geçmek manasında biz trolleme yapmıyoruz. İnsanlarla dalga geçmek uygun değil. Evet. Bazı tanıdığımız adamlar yapıyor misal bu işleri ama ben tasvip etmiyorum. Trolleme derken bizde de alay eden var. Misal ünlü rapçi var, geldi bizde. Alay etti, kameraya baktı falan. Ben tanımıyorum kendisini. Bayağı da iyi makara yaptı bizle. Çekti gitti. Ondan sonra mesaj attı. Ben ismini sonradan uyandım, arkadaşlar bana söyledi. Ya bu adam böyle seni fena trolledi. Biz öyle oldu mu bile yayınlıyoruz yani. Hani dalga geçti, şudur budur, hiç bizim için önemli değil. Peki biz neysek oyuz.
Trollemesi ne manada trollemesi? Ya işte kameranın karşısına geçti. Biraz salağa yaptı falan. Ama ikincide biz yakaladık onu. İkincide yakaladık. Gene geldi kameraya. Gene aynısını yapmaya çalıştı. Bu sefer izin vermedik. Bu sefer trollendi. Bir de sizin başlıklarınız çok ilginç başlıklar. Yani ne bileyim. Nasıl denir? Enteresan mı? Enteresan ya da... Ama konuştuğumuz insanlar sanki çok normal reis bazen. İlginç adamlara denk geliyoruz yani. Mesela sizin en çok ilginç gelen birisi var mıydı? Abi. Çok var çok reis. Anlatmakla bitmez. Mesela bir tane örnek olarak... Roman çocukları vardı, küçük çocuklar. Onlara diyordum kelime-i şehadet getir. Bir türlü getiremediler mesela. Bizim için çok büyük ayıp. Evet. Sizin için en ilginç... Daha bir sürü var da örneğin aklıma geleni söylüyorum sana. Tamam. Mesela benim ekrana çıkardığım Sarıgöl'le Emrah var. Millet çok beğeniyor onu mesela. Çok istiyorlar. Sonra Candan Reis var. Karagümrüklü. Karagümrüklü evet. Çekilmiş. Bayağı popüler oldular. Çünkü enteresan, ilginç olunca çabuk izleniyor. Evet. Yani normal adam zaten izlemez. Farklı evet. Mesela. Bir de İlginç yerler, enteresan yerler. Mesela Taksim'de gidip röportaj yapıyoruz. Tabii herkes yapıyor diyorsun ama sağımda diyelim bir sürü PKK'lı var. Tehdit altındayım. Bazen arkama bakıyorum full PKK'lı. Oradan nasıl sağa çıktım diye bazen şaşırıyorum. Mesela o nasıl oluyor? Şimdi ben gittiğim zaman ya şimdi sen de PKK'lı bu şöyle bu böyle. Röportaj yapıyorum ya. Evet. Adam zaten röportaj yaparken laf diye lafa atlıyor. Öyle olmaması lazım diyor. Sen bu sefer kendi düşüncesini belli etmiş oluyor röportajda. Bu sefer arkadan sesler yükseliyor. Sesleri duyuyorum. Ama ben rahat olmak zorundayım. Evet. Sesleri duyunca da zaten belli oluyor. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Sesler yükseliyor. Bazen üstümüze geliyorlar. Hatta bazen... Ürkütüyor mu bunlar sizi? Yani ürkütüyor derken bazen tek başına oluyorsun. Bazen iki kişi oluyorsun. Kalabalık zaten bunlar 2-3 kişiyken ses çıkarmazlar. Bu peki insanları tahrik etmek oluyor mu mesela? Ya tahrik etmek de sen şimdi adam öldüreceksin. Hiç tahrik olmayacak. İnsanların canına kıyacaksın. İnsanların malına kastedeceksin. Evet. Yani her türlü pisliği işleyeceksin. Bir de Abdullah Öcalan için açlık grevine gireceksin. Ben onu soracağım. Benimki tahrik olacak. Seninki teröristi korumak tahrik olmayacak. Sence hangisi? Senin kardeşini öldürüyor, bomba patlatıyor. Evet. Bak, IŞİD diye bir nane var. Bütün Müslümanları kötü görüyorlar. FETÖ diyor bir nane var. Evet. Teröristler. Bütün cemaatleri bu sefer kötü görüyorlar. Yani burada sizin yaptığınız biraz da Müslümanları, insanları güzel göstermek o zaman. Şimdi onlar kötü gösteriyor. Sizin yaptığınız da aslında biz İslam dini bu şekilde değil, aslında bu şekilde diye göstermek mi oluyor? Tabi İslam dini onların olduğu gibi olabilir mi? Yaptığı gibi olabilir mi? Adam kafa kesiyor. Bunu siz biraz da onlara karşı çıkmak için biraz da bu röportajı yapıyorsunuz. Silahları gömüyor. Ondan önce iki kişi öldürmüş. Cinayet işlemiş yani. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Evet. Gömdüğü yerden helallik alıyor. Gömdüğü yerden helallik alıyor. Bu işte harici kafası. Evet. Peygamberimiz bunlardan cehennem köpekleri diye bahsediyor. 3 yudumda içiyor suyu, içmek sünnet oturarak ama arkasından masum 2 kişiyi öldürüyor. Yani bunlardaki mantık çok acayip. Şimdi millet de görüyor ki Müslümanlar böyle, ne alakası var onlarla ki? Sen asıl İslam'ı görmedin, araştırmadın. Kur'an-ı Kerim'e baktın mı yok, hadis-i şerife baktın mı yok, kafadan rüzgar yapıyorsun. Biraz da o insanların o şekilde inanmak istediğinden kaynaklanabilir mi? Çünkü şu an IŞİD var, bundan önce başka bir şey vardı, ondan önce Hizbullah vardı, ondan önce başka bir şey vardı. Ya bunları yani, kuranlar da hep zaten arkasında ya Amerika'dır. O zaman biraz da siz siyasete bulaşmayı da seviyor musunuz? Yani. Ya ben heyecanı seviyorum. Siyaset değil. Adrenalin. Adrenalin seviyorum. Ben karakterimde var. Ben biraz acayip adamım. İlgincim yani. Biraz da videoların izlenmesi çarpıcı başlıklardan kaynaklanıyor olabilir mi? Ya öyle de olur. Bazı çarpıcı başlık yapıyorsun izlenmiyor. Videonun içi dolu olması lazım. Adam bir kere tartışmayı seviyor. Öyle izlemek. Gülmeyi seviyor örnek veriyorum. Ama orada İslam'ı anlatırsan bir yudum bir aklına girerse bizim için kârdır. Peki ben yakın dönemde Vine'da çektiğini gördüm.
çektiğinizi gördüm Ahsen TV olarak. Biraz daha güldüreye kayıyor musunuz yoksa siyasetten devam edecek misiniz? Ya baba bizimki hepsi karışık ya ortaya. Yani her şey değil mi? Her şey var bizde. Her şey var. Karışık. İslam'ı çizgide genelde gitmek istiyoruz ama bizim hatalarımız var. Peki, hatasız demiyoruz yani kendimize. Evet. Ünlü birileriyle röportaj yapmak istediğiniz birileri var mı çok ünlü? Şununla röportaj yapsam kesin. Yok öyle çizgimiz yok yani. Sokaktaki adam daha iyi. Mesela şu an her şeye bir şey bulan Nihat Doğan var mesela şu an magazinsel olarak. Denk gelirsek. Onunla röportaj yapmak ister miydiniz yani? Denk gelirse. Patlar diye düşünür müydünüz? Hiç düşünmedim. Denk gelirse. Bazısı istemiyorum diye diyorlar. Biz de itiraz etmiyoruz. Yani karşı tarafı teklif ediyorsunuz. O evet. İsterse o şekilde oluyor. Arkadaş daha çok ilgileniyor bu işlerle. O araştırıyor. Sizin ben sokakta denk gelirsem. Bazıları diyor ki abi sen arkadaş çıkardın ya. Ben ondan daha fenayım. İyi bir konuşalım. Hiçbir şey çıkmıyor bize. Evet. Genel olarak hep böyle oluyor. Muhabirlikte bir nevi şey, ayrı bir meslek oluyor çünkü karşı tarafı sorular yöneltmekte. Evet, bazı de diyor ki adamları sen seçiyorsun ya kardeşim. Şimdi sokakta gidiyorum, sana mikrofon uzatıyorum. Konuşursan konuşuyorsun, konuşmazsan gidiyorsun zaten. Evet. Şimdi seçmece yok, mikrofon uzatıyorum. Zaten bazısı zaten yolunu değiştiriyor gördüm ben. Evet. Anlıyorum ben kimin konuşacağını, kimin konuşmayacağını. Peki hayran kitleniz olarak kimler? Genç kızlardan falan var mı şu an? Çünkü internet fenomen deyince akla hemen genç kızlar geliyor. Baba genç kızlarla işimiz yok. Fotoğraf falan keser. Fotoğraf falan çektirmeye geliyorlar mı? Gelmez mi? Hanım görse yandık evde. Maç var reis. Çektirmiyor maçı var. Yok. Hanım kızıyor. Mesela o zaman hanım görecek diye çektirmiyorsun. O zaman bak internete atmazsan çektiririz falan diye bir şeyler ya var. Ya hanım duysa yandık baba sen bizi hanım yitireceksin. Hemen keseriz abi sen anlat bize. Boş ver. Hanım bizi keser. Şimdi hanımla gidiyorsunuz yengeyle. Evet. Adriana Lima geçiyor karşıda. Röportaj yapar mıydın yoksa? Abi öyle açık saçık ablayla yaparsak yandık ya. Mesela bizim çizgiye uygun değil. Tamam. Bizim çizgiye uygun değil. Bizim çizgiye uygun olması lazım. Şey, hanım olmasa da Adriana Lima ile röportaj yapmam diyorsunuz. Yani çizgiye uygun oldu mu problem yok. Bir de biz İngilizce bilmiyoruz ki baba. Nasıl konuşacağız? Tarzan mı canım? Ya sen Adriana Lima'yı bulmuşsun. Tercümeni mi kaldı abi? Buluruz tercümeni. Bizde zor baba ya. Zor. Yok mu tercümen? Vardı bir arkadaşımız. O yardımcı oluyordu bize Allah razı olsun. Çünkü biraz daha böyle dış basına da açılsanız güzel. Yok yaptık öyle İngilizce. Çok röportajımız var önceden tabii. Onlar nasıl tepki? İzleniyor mu? Yok izleniyordu ama şimdi işte adam lazım. Bir de son Instagram'da videolarını izledim. Herhalde daha önceden çekilmiş videolar. İzmir'e gelemezsin diyenler işte Kurtlar Vadisi müziğe eşliğinde bir giriş. Var mı böyle şehirlerden farklı mesela ya Konya'da çok seviyorum ama İzmir'den tepki görüyorum gibi. Şimdi İzmir, ben İzmirliyim. İzmirlisin, İzmir'den tepki görüyorum. Evet, normal ama baba ya. Yani normal. Hatta bana diyor nasıl İzmirlisin sen falan. Her insan. İzmir'de doğmabilmesiniz. Yok, babam. Ama İzmir'de. Evet. Babam Marollu olduğu için İzmirli oluyoruz biliyorsun. Kütükte ne yazarsa odur. Peki şehir şehir geziyor musunuz bu şekilde? Çok nadir ya, çok yorucu baba onlara. Gezmiyorsunuz. Bir Bodrum'a gittik. Yani orada da millet bayağı tepki yaptı. İşte Hacı Efendi senin ne işin var havuzda? Hacı Efendi ne işin var denizde? Mesela denize gireceğim. Ta böyle sakin yerleri seçiyorum. Tabi orada da buluyorlar bizi. Abi işte fotoğraf çekelim, muhabbet etmek istiyorlar. Ben biraz böyle sessiz ortamı seviyorum. Bir de Bodrum biliyorsun bir Müslüman için tehlikeli. Neden tehlikeli? Bodrum'da bulabiliyor musunuz öyle sığ bir yer? Bulduk. Oralarda girdik ama oralarda bile yani geliyorlar, buluyorlar, sohbet etmek istiyorlar. Ya bizim amacımız insanların içinde girmemek. Niye? Erkek erkeğe de girsek şey olması lazım. Göbekte diz kapağı arası. Evet. Erkeğin namahrem yerleri. Hı hı. Oralara görmemek lazım. Bütün erkekler de buna dikkat etmiyor. Biz dikkat ettiğimiz için uzaklarda girmek zorunda kalıyoruz. Evet. Hatta ben denize giriyorum, Eşiköy'de denize giriyorum. Diyelim kayalıkların orada.
Fotoğraf çekmiş kadının biri. Hacı denize girmek ana aramdı. Kim dedi sana bunu? Nereden aldın bu fetvayı? Mesela Bodrum'a gidiyoruz. Hacı efendi senin Bodrum'da ne işin var? Diyelim karşılaşıyoruz. Senin ne işin var deyince susuyor mesela örnek. Evet, sanki yani sana işim yapıyormuş gibi. Evet. Ya peki, bana haram olan sana da haram reis. Bana helal olan sana da helal. Reis demişken ünlü repliklerinden var mı bu şekilde? Son kez programın bitmek üzere. Ünlü repliklerinden reis der mesela. Ya reis genelde kullanıyoruz. O ağzı senden alışkanlar. Sonra ben biraz sokak diliyle konuşuyorum. Patladı gitti o ama. Evet, Allah sormayacak mı var? Evet, Allah sormayacak mı? Onu keşke söylemeseydim diyordum. Çünkü her videonun altına bu yorum yapılıyor. Ben de biraz çıldırıyorum yani. Düşün, PKK'lılar beni bütün gün tehdit ediyor. Allah sormayacak mı? Ama yani öyle saçmalıyorlar artık yani. Yani Allah sormayacak mı? Her seferinde aynı yazı var. Evet. Yani alakasız. Allah sormayacak mı? Yani bana soracak, sana sormayacak mı mübarek? Evet. Peki son kez söylemek istediğiniz bir şey var mı izleyicilerimize? Yani neler son kez istersiniz? Biliyorsun başımızda büyük dertler var. Evet. Terör örgütleri rahat durmuyor. Biz vatanımıza sahip çıkacağız. Neden çıkacağız baba? Bu vatan bizim. Başka vatanımız yok. Sağcısı, solcusu hiç ayrışmayacağız. Ayrışırsak bu adamlar gelir kafamıza biner. Evet. Bütünleşme çağrısı. Evet, sevişeceğiz evet. Baba. Evet. Bana ırkçı diyorlar, faşist diyorlar. Ben faşistsem niye Kürt kardeşlerimle röportaj yapıyorum? Bak ayrıntıya dikkat et. Kürt kardeşim diyorum. Evet. Faşist adam gider başka bir ırktan olan adamla röportajı yapar mı? Yapmaz. Ama faşist söyleyen kendi faşist. Çünkü kendi ırkını ön plana çıkarmak istiyor. Ben çağrı yapıyorum. Kürtleri seviyorum. Ama benim vatanıma düşman olan ırkı önemli değil. Hepsine düşmanım. Evet. FETÖ'sü da, PKK'sı da, bilmem nesi de hepsine düşmanım. Son şey... DH de dahil yalnız buna. Evet. İşte bizim DH'çi diyorlar ya. Evet. Şu DH'çi diyenler herhalde DH'çi görmemiş. Biliyorsun DH kafa kesiyor. Evet. Ben DH'çi olsaydım benim kafa kestiğimi görmen lazımdı değil mi baba? Evet. Veyahut da onları savunmam lazımdı. İşin bu meseleler uzar gider zaten. Süremizde bunları tartışmaya yetmez. Yani benim söylemek istediğim reis, savaşmayacağız. Savaşmayacağız, sevişeceğiz. Evet. Savaşırsak bir anlamı yok ya. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah kardeşim. Buraya kadar eşlik ettiniz, bizle beraber oldunuz, şeref verdiniz programımıza. Eyvallah. Evet, değerli Business Channel izleyicileri, bir yazar çizer programından daha sonuna geldik. Bu hafta çok değerli bir konuğumuzu ağırladık. Haftaya yine çok güzel bir konukla sizle olacağız. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.